wie viel Uhr ist es? Um wie viel Uhr? Wie viel Uhr ist es? Daha önce öğrendiğimiz gibi saat kaç anlamındadır. Ve bunu cevaplarken es ist 5 nach 8, es ist viertel nach 9, es ist 20 nach 12, es ist halb 1, es ist halb 4, es ist 10 vor 5, es ist viertel vor 7 gibi ifadeler kullanıyorduk saati söylerken. Yani es ist 5 nach 8 dediğimiz zaman saat 8'i 5 geçiyor anlamındaydı. Şimdi ise wie viel Uhr, saat kaçta, yani herhangi bir eylemi saat kaçta yaptığımızı anlatacağız. Bunun sorusu ise saat kaçta? Evet, ich frühstücke 5 nach 8. Biraz önce es ist 5 nach 8 demiştik, saat 8'i 5 geçiyor. Ancak saat 8'i 5 geçe ya da saat 8'e 5 kala, saat buçukta ifadelerini kullanmak istersek o zaman mutlaka kullanıyoruz preposyon olarak. Yani bir eylem ifade edeceksek bir saatte o zaman preposyonunu kullanıyoruz. Ich frühstücke 5 nach 8. Hatırlarsak frühstücken kahvaltı yapmaktı. Dolayısıyla ben saat 8'i 5 geçe kahvaltı yapıyorum. Burada yine her şey yerli yerinde, kişiyi kullandık, hemen yanına çekimli fiilimizi verdik. Ondan sonra zamanla ilgili belirtecimizi koyduk. Ich gehe viertel nach 9 in die Schule. Evet, ben gidiyorum. Peki nereye gidiyoruz? Okula. Bu in die Schule nereden geldin daha sonra detaylı olarak göreceğiz. Ancak şu an in die Schule'nin okula olduğunu anlayalım yeterli. Ich gehe in die Schule cümlenin özüne bakarsak ben okula gidiyorum. Peki saat kaçta? Wie viel Uhr? Viertel nach 9. 9'u çeyrek geçe. Dolayısıyla ben 9'u çeyrek geçe okula gidiyorum. Ich gehe viertel nach 9 in die Schule. Bir alt cümleye bakıyoruz. Wir gehen ins Bett. Biz yatağa gidiyoruz. Bu ifade yalnız yatmaya gittiğimiz zaman kullanırız. Yani uyumaya veya yatmaya gittiğimiz zaman Almanca'da ich gehe ins Bett deriz. Bu yatağa gidiyorum, uyumaya gidiyorum anlamındadır. Evet, wir gehen 20 nach 12 ins Bett. 12:20 geçe yatağa gidiyoruz. Ich mache Pause. Ben teneffüs yapıyorum. Peki ne zaman? Ich mache halb eins Pause. Der Unterricht beginnt. Ders başlıyor. Yine saat kaçta? Wie viel Uhr? Halb vier. 3:30'da. Birleştiriyoruz. Der Unterricht beginnt halb vier. Er macht Hausaufgaben. O ödev yapıyor. Yine saati araya yerleştiriyoruz. Er macht 10 vor 5 Hausaufgaben. O 5'e 10 kala ödev yapıyor. Ich besuche meine Mutter. Ben annemi ziyaret ediyorum. Yine saat kaçta? Ich besuche viertel vor 7 meine Mutter. Wie viel Uhr? Ich frühstücke 5 nach 8. Ich gehe viertel nach 9 in die Schule. Wir gehen 20 nach 12 ins Bett. Ich mache halb 1 Pause. Der Unterricht beginnt halb 4. Er macht 10 vor 5 Hausaufgaben. Ich besuche viertel vor 7 meine Mutter. Yine wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr? Saat kaç? Es ist 5 nach 8. Ich frühstücke 5 nach 8. Şuraya baktığımız zaman saat 8'i 5 geçiyor. Ama ben
8'i 5 geçe kahvaltı yapıyorum. Evet, unutmuyoruz arkadaşlar. Es ist viertel nach neun, saat 9'u çeyrek geçiyor. Ich gehe viertel nach neun in die Schule. Tabi burada neun Uhr 15 de diyebilirdik tabii ki. Es ist 20 nach 12. Wir gehen 20 nach 12 ins Bett. Ya da wir gehen 12:20 ins Bett. Es ist halb eins. Saat 12:30. Ich mache halb eins Pause. Saat 12:30'da teneffüs yapıyorum veya mola veriyorum. Tabi burada yine ich mache 12:30 Pause diyebiliriz. Ve burada şuna dikkat ediyoruz. U'yu şu iki noktanın olduğu yerde okuyoruz. 12:30 ve bir daha U'a dememize gerek yok. Es ist halb vier, saat 3:30. Der Unterricht beginnt 15:30 ya da halb vier. Es ist 10:05, saat 5'e 10 var. Er macht 10:05 Hausaufgaben. Er macht 16:50 Hausaufgaben. Es ist viertel vor sieben, saat 7'ye çeyrek var. Ich besuche viertel vor sieben meine Mutter. Ya da ich besuche 18:45 meine Mutter. Evet, sorumuz wie viel Uhr, saat kaçta? Ve wann, ne zaman? Wann tabii ki cevap olarak gün, ay veya saat verilebilir. Ancak wie viel Uhr dediğimiz zaman doğrudan saati sormuş oluruz. Wie viel Uhr gehst du nach Hause? Saat kaçta eve gidiyorsun? Ya da wann gehst du nach Hause? Ne zaman eve gidiyorsun? Cevabımız ich gehe 8 Uhr nach Hause. Wie viel Uhr gehen Sie ins Kino? Ins Kino sinemaya. Yani saat kaçta sinemaya gidiyorsunuz? Wann gehen Sie ins Kino? Ne zaman sinemaya gidiyorsunuz sorusudur. Cevabımız ise ich gehe halb acht ins Kino. Saat 7:30'da sinemaya gidiyorum. Ich gehe 19:30 ins Kino. Saat 19:30'da sinemaya gidiyorum. Halb acht, saat 7:30'da. 19:30, saat 19:30'da. Frühstücken fiilini hatırlıyoruz. Kahvaltı etmek. Şimdi kahvaltı etmek fiilini bugüne kadar öğrendiğimiz zaman belirteçleriyle veya saatle kullanalım. Bunun sorusunu soralım. Biz ilk başta cümlemize en basit haliyle başlamıştık. Ich frühstücke. Ben kahvaltı ediyorum. Sonra cümlemize zamanla ilgili bir belirteç kullanacağımız zaman hemen ifade cümlelerimizde fiilden sonraya koymuştuk ve burada da aynısını yaptık. Ich frühstücke morgens. Ben sabahları kahvaltı ediyorum ya da kahvaltı ederim. Ich frühstücke 8 Uhr. Ben saat 8'de kahvaltı ediyorum. Peki hem morgens'ı hem saati kullanacağım. O zaman nasıl yapacağım? Ich frühstücke 8 Uhr morgens. Çok büyük bir hata değildir ama ich frühstücke morgens 8 Uhr en doğru kullanımdır. Ve sorumuz ne zaman kahvaltı ettiğini soralım. Her zamanki gibi önce soru sonra fiil. Wann frühstücken Sie? Ya da wie viel Uhr frühstücken Sie morgens? Ne zaman kahvaltı ediyorsunuz? Sabahları saat kaçta kahvaltı ediyorsunuz? Frühstücken Sie? Kahvaltı ediyor musunuz? Frühstücken Sie morgens? Sabahları kahvaltı ediyor musunuz? Ich frühstücke morgens ya da zamanı başa alıyoruz. Morgens cümlemize kişiyle veya özneyle başlamadığımız zaman ne yapıyoruz? Şurada bir çapraz kural uyguluyoruz. Morgens frühstücke ich. Ich frühstücke morgens 8 Uhr.
Ben sabahları 8'de kahvaltı ederim ya da ediyorum. Ya da morgens'ı başa alırız. O zaman ne yapıyoruz? İş frühstücke değil de frühstücke iş şeklinde kullanıyoruz. Morgens frühstücke ich 8 Uhr. Ich frühstücke morgens. Morgens frühstücke ich. Ich frühstücke morgens 8 Uhr. Morgens frühstücke ich 8 Uhr.